Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin ardından yurt genelinde başlatılan operasyonlarda binlerce hakim, savcı ve askerin gözaltına alındığını söyledi. Bozdağ yaptığı açıklamada şu anda temizlik devam ediyor, 6 bin civarında gözaltı var, 6 bini de geçecektir. Bunlarla ilgili adli süreç devam edecektir şeklinde konuştu. Bu arada darbe girişiminin ardından gözaltına alınan 105 rütbeli askeri personelden 58'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki en yüksek rütbeli asker ise 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Hudoti. Türkiye'de 12 Eylül 1980 darbesinden tam 36 yıl sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde emir komuta zinciri dışındaki bir grubun darbe girişiminde bulunmasının ardından ülke genelinde yüz binlerce kişi demokrasiye sahip çıkmak için Türk bayraklarıyla meydanlara indi. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, paralel terör örgütü çeteleri mağlup olmuştur. Bu darbe kesinlikle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Milletimiz rahat olsun. Hayat artık normale döndü dedi.